Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır baklavalık yufkayla çıtır çıtır havuç dilim baklava tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, çeyrek limon suyunu sıkıp içerisine atıyorum. Ocağıma aldım. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Kaynamaya bıraktım. 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kıstım. 20 dakika kaynattım. Soğumaya bırakıyorum. Yağım bir taşım kaynadı. Üzerinde oluşan köpükleri alıyorum. Bir paket baklavalık yufkamı açtım. 500 gramlık yufka kullanıyorum. Borcam büyüklüğünde kesiyorum. Kestiğim parçayı çıkartıp kenara aldım. Kalan parçaları kullanacağız. Kalan parçaları da kesip üst üste alıyorum. Üzerlerini nemli bir bezle örtüyorum. Mutlaka nemli bir bezle örtün. Borcamın en altına bütün yufkalardan 2 kat yerleştirdim. Üzerine yağ sürüyorum. Daha sonra ayırdığımız kalan parça yufkaları 2 kat olacak şekilde üzerine yerleştiriyorum. Aralarına yağ sürüyorum. Her iki katta bir aralarına yağlıyorum. Bütün kalan parçaları yerleştiriyorum. Bütün kalan parçaları aralarına yağlayarak yerleştirdim. Üzerine de 150 gram rondoda çekilmiş ceviz serptim. Parça yufkalarım bitti. Bütün yufkalarıma geçtim. İki kat aldım. Üzerine yağ sürdüm. Tekrar iki kat daha üzerine alıp arasını yağlıyorum. Bu şekilde hepsini tamamlıyorum. Hepsini tamamladıktan sonra üzerine bolca yağ sürüyorum. Tatlımızı keseceğiz. Kenarlarını içe doğru bastırıyorum. Önce artı şeklinde tatlımı kesiyorum. Keskin bir bıçak kullanın. Daha kolay bir şekilde kesersiniz. Ve baklava yufkanızın da kalitesi çok önemli. Kaliteli bir yufka kullanırsanız çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Daha sonra kestiğim parçaları ortadan ikiye kesiyorum. Ve tekrar çıkan parçaları da ortadan ikiye kesiyorum. Böylece dilimlerimizi hazırlamış oluyorum. Kalan yağı üzerine her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Dibinde kalan beyaz tortusunu kullanmıyorum. 2 tane çay kaşığıyla baklavaların şeklini düzeltiyorum. Aynı zamanda da üzerine döktüğümüz yağın her katına girmesini sağlıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına gönderiyorum. Benim baklavam 45 dakikada kızardı. Fırınımdan çıkartıyorum. Tatlımı 15-20 dakika soğuttum. Şerbetim tamamen soğudu. Şerbetim soğuk. Tatlımın ise ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini veriyorum.
Üzerine Antep fıstığı serpiyorum. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ertesi günü servis ediyorum. 3-4 saatin sonunda da hazır olacaktır. Ama ertesi günü daha lezzetli oluyor. Sizlere çıtırtısını da dinletmek istiyorum. Çıtır çıtır nefis bir baklava oldu. Çok kolay bir şekilde sizler de hazırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.